Ya bir şey herkes söyleyeceğim. Herkes intihar mı diyor? İlk başta gelinlere intihar dedi ya bu işe. İntihar mı? Gelinler de olsa şikayet ticadı. Muhtar bu. Gelinler intihar mı? Sen arasaydın. Tamam. Ben arasaydım. Sen arasaydın kızım haydi. Sen Karabul'a giderim. Bana böyle gelseydin. Az dur. Sen dedin de ne oldu? Ben sağ demedim. Kaybeder dedi. Azdur. Buna intihar etmiştir. Bu kendini öldürmüştür dedi. İçeri girer girmez. Azdur olsa beni dinle. Ben ondan daha korktum kadar, zaten. Gerçekten daha düne kadar hava sizin dedikodunuzu yapıyordu. Bahar sen daha yapıyorsun. Daha düne kadar Azdur. Orada dedikodu yapıp Bahar havayı anlatan sensin. Sen çok konuşuyorsun. Daha düne kadar hava sen barbar var mıydın? Benim anamın katili gelinler. Benim anamı gelinler öldürdü demiyordun mu? Sen yine diyeyim ben buraya gelinler öldürdü çıktım. Yine konuşacaklar. Yine konuşmadan gidemezler buradan. Gidemezler. Bahar. Gidemeyecekler bir belli zaten. Bizim burada dedikodu olup da yapıp da havayı anlatan kim? Ben kim senin yanına geldim. Ne dedim sana? Bahar, ben sana okutturmuşum. Şükür Kur'an okutturmuşum. Hava abla, bunlar böyle diyorlar. Niye demeyi tercih ettin Bahar? Hava abla, ben mi aramış demişim Şükür? Hava abla, ben seni aradım. Şükür Kur'an okuttular dedin mi? Sen aramadın. Kerim Serdal'ı aramıştı. Sen dedin ki sana bir şey diyeceğim Hava abla dedin. Sen onun dediğin laf o. Ben seni aramadım. Senin numaran bende dünecek yok. Ben sana bu gelinler Şükür Kur'an'ı okutmuşlar. Öyle mi dedim ben sana? Şükür Kur'an'ı okuduymuşlar. Öyle değiller dedin sen. Dedim, ben dedim sağ bunu. Bu bana hacıma gitti o akşam kim aradı da seni konuştu? Kimse lafını inkar etmez. Bu dedikoduyu sana gidecek kim söyledi? Fatma Hanım öldükten sonra gelinler Şükür Doğan'ı okuttu okumdan diye. Herkes bu lafı dedi. Bir tek sen değil Allah ki. Herkes Allah Allah. Dedi. Herkes dediyse herkesin adını da vereceksin o zaman. Sen o akşamı demedin Hava abla böyle ben Şükür Kur'an'ı okudum. Ben o akşam seni aramadım. Bu bana hacıma gitti o akşam. O akşamı değil kızım. Babam ömrüdeydi. Kerim Serdal'ı aramıştı tamam mı? Çocuklar ne yapıyordu yine? Sen dedin ki çalışmaya gidecekler dedin. Ey adla bağır. Ben buradaki senden de yalanlık işim yok, benden de yalanlık işim. Senden de alıp veremedim yok, benden de seni alıp veremedim yok. Tamam mı kardeşim? Ben sağ durmam. Dedin ki böyle laf varmış Hava abla dedim. Ben dedim ki herkes her şeydir demedim mi bağırsa. Hangi laf varmış? Lafı bir anlasak. Müge abla. Hani babam da Ümre'ye giderken Kur'an okutuldu ya. Tamam. Neymiş Gülah diye demiş ki şükür olsun Allah'ıma diyene Kur'an okutmuş. Öyle laf çıktı tamam mı? Benim eşim de bunu şükürler olsun. Şükür, şükür olsun. Dene Kur'an okudum demiş. Artık neye yoruyorlar ben bilmiyorum. Ben bunu demişim. Kim duymuş onu? Ne demişsin? Şükürler olsun. Cinayet bizim evden çıkmadı demişim ben. Kim duymuş onu? Onu ben öyle bir şey demedim de şükür Kur'an. Kim duymuş? Kim duymuş? Kesin biri var mı? Bir dakika ama o zaman hacca gittiğinde cinayet bizim evden çıkmadı diyorsunuz. O zaman cinayet olduğunu biliyordunuz. He bizi bilirdi. Neyi bilmiyor ya? Hasan dayı bu karının boynunun kırıldığını herkese söyledi. Söyledi mi? Bir de sakladılar gelinler duymasın diye. Bundan benim haberim vardı da niye? Ali senin haberin yok muydu? Tamam ben az dayımla görüştüm. Bir dakika. Daha netleştirmeden önce de boynunun kırıldığını biliyordunuz. Tabii boynunun kırılarak öldürüldüğünü konuştu herkes. Ben kasıver bunların yanına gittim. Senin yanına gelmedin mi? Bu karıyı kim öldürmüştü demedin mi? Gülhadiye'nin yanına da çıktım. Bunlar ellerini açtılar. Allah'ım inşallah çıksın kim öldürdüyse. Gülhadiye ben vicdan azabı çekeyim. Çıksın da vicdan azabından kurtulayım dedi bana. Yani siz biliyordunuz. Senin dayın var ya, senin dayın bizim buraya geldi. Adını hatırlamıyor. Ben de dedim ki, la dayı dedim bu gelinlerin hiçbir suçu günahı yok. Çocuklar her gün ağlıyorlar. Bizim günahımız yok. Kaynanamızı biz niye öldürelim demiş dedi. Her zaman bunları savundum. Bunlar da tutmuşlar. Bugün bana iftira atıyorlar. Siz o zaman doğru söylemiyorsunuz. Siz öldürüldüğünü biliyordunuz yani boynunun kırıldığını. Evet. Öyle değil mi? Ben Gülhadiye'ye gelmesedim. Gülhadiye'ye gelmedi ki. Bir diye cinayet diyorlardı. Bir diye intihar diyorlardı. Ben de burayı çözemedim diye. Ben bunun yanına gittim konuştum. Oradan ne geldiydim yanına? Orada konuştuydum. Aklına geliyor mu? Konuştuk. Her şeyi konuştuk. Ha? Sana Bahar. Cinayet olduğunu sezdiydiniz siz. Biliyordunuz. Bütün kanıtları da yakmışız. Hayır bak. Keseyi bulan da sizsiniz. Yakan da sizsiniz. Bu keseyi oraya koyan, bu cinayeti yapan birisi o keseyi sakladı. Ben daha başka bir şey demeyeyim. O keseyi oraya kim sakladıysa... Abla ben Cuma günü gideceğim falan dedim ya geçen Cuma günü. Kim sakladıysa o keseyi oraya... Ondan sonra gideceğim falan dedim. Benim köye gideceğim. Bir de bana kurdular gitti. Aynen öyle. Bunu inşaaya kurdular. Aynen öyle. Şey niye biliyor musun? Ben de köye gidemediğim için bunlar gittiği için... Niye biliyor musun? Yaptılar yani. Kim yaptıysa. Ben Cuma günü dedim ya köye gideceğim. Bunun savcısı hakim var. Gideceğim dedim. Daha yayına katılmayacağım falan dedim ya. Benim köye gideceğimi duydular. Kim yaptıysa bilemem burayı. O cüzdanı koydular yatağın altına. Ben gidemeyince Gülhadiye o zaman onu oluyor. Bilen de kim? Siz değil misiniz? Ne ya diyeceğim biliyor musun? Ben bilmiyorum. O zaman sen mi oydun? Azdur. Azdur. Sen mi oydun? Dur konuşayım. Niye ben koyacağım? Niye sen mi oydun? Yanık kaseye ben onu da koyacağım ben. Babamın kütüde orada olduğunu gel kira sende. Ben kütüme neye gelin? Annen sağ iken sen alıyordun. Ben yalan söyledim. Sensin. Hayır. Evet, annen okursan ben sizin eve gelmedim. Bir hat. Benim hatta gittiği her gün geldi. Yardım etmekte buldum. Sen bu kadar gelmeye konuşabiliyor musun fikirlerinde? Evet. Bu kadar emin misin fikirlerinde sen? Peki bu iş bizden çıkmasa ben seni ne yapayım o zaman? Ne yapacaksın ya? Sizin hakkınızda hep dava açacağım. Sizi cezaevine siz bizi düşman gibisiniz geldiğinizde ya. Sen beni biliyorsan bizim hakkımızda ne yapacaksın? Ben kendimi anlatıyorum. Ya siz amca çocuklarını değil misiniz? Sen ne bileyim? Sen ne bileyim ne konuşuyorsun? Ben ne bileyim? Anne çocuklarının gelinlerisiniz. Bak dayımın oğlu. Halasının kızıyım ben. Evet. Evet. Ben ne alıp veremediğimi ben sizin ağrım ağrım ya. O senin halanın kızı sen nesisin gibi Bahar?
Sen benim soy ağacım ayrı Müge abla. Ben akkuşlardanı. Töngenli onlara, demirlere gelin oldum. Tamam ama zaten köyde 3 sayılı var yani. Aynen. Bu cinayetin başından beri Gülhadiye'nin adı geçiyor, Ali Emim'in adı geçiyor, Necla'nın adı geçiyor, Akgül'ün Ahmet'in adı geçiyor. Bahar'ın adı geçti mi burada? Kadime'nin adı geçti mi? Muhtar'ın adı geçti mi de bugün burada bizim lafımız ediliyor. Her ihtimal değerlendirilir. Sizin fotoğrafınız aslında değil. Kusura bakmayın katil olarak buraya. Benim fotoğrafım aslında. Benim fotoğrafım buraya gelen tanık diye asılıyor. Buraya gelen şikayetçi bunlardan diye asılıyor benim fotoğrafım buraya. Sen ananın ağzını konuşuyorsun. Senin anan kaynana. Bu kadına 70 milyonu gözünün önünde ben de göz edeceğim. Yerine otur Gülbahar. Gerek yok. Yoksa gitmeyin burada. Oturarak konuşuyorum. 70 milyonu gözünün önünde ben de göz edeceğim. Müge abla benim 70 milyon tarayayım. Ben sizin yüzünüzden çarşıya gidemez oldum. Seni ailesini ayırdım. Hepsinden çok ayırdım. Ben senden çok ayırdım. Ben senden bir şeyim bağlı benim adım var. Şunu düşündüm bak. Düşüncemi söyle. Yok söyle. Şunu söyleyeyim bak. Allah için söyleyeyim. Doğru olarak isimden geçeni söyleyeyim sana. Hadi söyle. Bu katibe. Demek ki buraya gönderdiler ki bunu. Bu işin içinde bilen birisi gönderdi. Gözcülük yapsın diye gönderdi diye düşündüm. Bak şimdi Gladiye abla. Düşündüğüm bu. Demek ki sen keseyi birine bırakmışsın da o adam gönderdi diye düşündün. Benim kızım oraya. Git kendini diye düşündün. Sana dedim ki sen geldiğini de bilmeyeyim ben oraya. Bak işte evimizde onu görüyor ki suyu verdim. Hatta orta kaldığım su yok mu abi bizim? Vallahi önüne su koyayım dedi. Çocuğun yanındayken sizin çocuğuna sen su koyayım sizin evin önüne gelmiş. Ben çocuğumu almak amaçla geldim oraya. Araba geçiyor yoldan izden. Çarpar falan gibisine tamam, geldim. Tamam. Orada yine sözümdeyim. Ben Kağıt Bey bunu bu zamana kadar hepsinden ayırdım. Bak daha ablacığım. Çok değer verdim tamam mı? Aldım. Allah için aldım. Yalan sigara içeyim ben ablacığım. Bu düşüncemi söyledim. Bak şimdi söylemek zorundayım. Dayımın oğlusunuz bak dayım diye. Kimseye artık emin değilim artık. Herkesin bir tanesi olmuyor. Korkuyorum ya sen, bu millet beni niye bu şekilde... Sen neden şüphelendin? O son gittiğinde katibi orada gördün. Yani seni gözdesin o sırada da birisi... Abla, Müge abla. Birisi gönderdi diye düşündüm abla. Müge abla. Birisi gönderdi diye düşündüm ona eve. Oraya birisi gönderdi diye düşündüm. Doğru, düşman. Peki seni ne olarak gözleyecekler? Selam bile vermem ya. Selam bile vermem. O keseyi oraya bırakan biliyor. Onu gözdesinler diye.